Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Türk Devleti'nin, yeni Türk Devleti'nin bağımsızlığını tescili olan Lozan Anlaşması'nı öğreneceğiz arkadaşlar. Gerçekten askeri başarılar siyasi başarıları getiriyor. Askeri zaferler siyasi zaferler getiriyor. Bizler Kurtuluş Savaşı'nda ne yaptık Tonguç Eylemler'im? Harikasın. Şimdi de düşman denizde boğulmaya devam ederken bizler artık masaya oturuyoruz ve masada bazı kararların alınmasını sağlayacağız. Tabii ki... Ege'de Yunanlar mücadele ettiler bizlerle ama kovduk Ege'den. Doğudan Ermenileri kovduk. Güneyden Fransızları kovduk. Şimdi masaya oturuyoruz ve masada hepsi birden var. Hatta başka başka devletler de var. Ve hatta bize masada küçük bir sandalye veriyorlar. Bizi ezmeye çalışıyorlar. Diyorlar ki ya sen küçük bir Türkiye'sin. Hadi bir tane savaş kazandın diye gaza geliyorsun ama sana bu sandalye yakışır diyorlar. Ama biz bu sandalyenin de değişmesini isteyeceğiz. Gerçekten yaşanmış bir olay bu arkadaşlar. İsmet Türen ya bu ne bize eşit bir sandalye verin diyecek. Hatta konferansta Türkçe dilini kullanmayacaklar. Türkçeyi de koyun diyecekler konferans diline. Ve aynı zamanda Ermeni ...Emeni yurdu ve kapitülasyonların da kaldırılmasını kesinlikle şart doğruluyor. Kapitülasyon ne demek hocam? Kapitülasyon şu demek Tonguç'um, eğer itilat devletleri eskiden rahat rahat bizle ticaret yapabiliyorlardı... ...adli, mali, hukuki olarak bizi sınırlamışlardı, kendi kanunlarına göre hareket ediyorlardı... ...bu bizim ekonomimize zarar veriyordu, bizler misak-ı millide ta Mebusan Meclisi'ndeyken... ...misak-ı millide dedik ki kapitülasyonları kaldıracağız dedik... Kurtuluş Savaşı bitiyor ve şimdi kapitülasyonları kaldırmak isteyeceğiz. Fakat Lozan kolay oldu mu Tonguç evladım benim? Düşmanı denize attık. Hayır kolay olmadı. Sen öyle diyorsun ama kolay olmadı. Lozan bir buçuk yıl sürecek. Kapitülasyonları kaldırmıyoruz diyecekler. Biz o zaman yeniden savaş alınacağız. Toplantıyı terk edeceğiz. Gerçekten çok uzun sürecek ama sonrasında yeni Türk devletinin bağımsızlığının tescili olacak ve Lozan'ı kabul ettireceğiz. Bugünkü dersimize hem Lozan Barış Anlaşması'nı yani Türkiye'yi bir anlaşmayla korumuş oluyoruz. İsviçre'nin Lozan kentinde hem de sanat edebiyat eserlerine milli mücadele konusunu öğreneceğiz gerçekten Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra biz esas savaşımız yani Kurtuluş Savaşı'nı verdik. Kurtuluş Savaşı sonrasında da tabii ki Lozan Anlaşması'yla gerçekten Türkiye'nin sınırları %90, %95 civarında belli olmuş oluyor. Sadece Hatay sonradan 1939 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatından sonra Anvatan'a katılacak. Fakat onun haricinde ve Boğazlar haricinde tüm yurdumuzun sınırları bugünküne benzer bir şekilde belirlenmiş oluyor. Peki Lozan'a kimler katılıyor? Tabii ki Rusya, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Yugoslavya, İtalya, Fransa, İngiltere, ABD ve Japonya gözlemci olarak uzaktan onlarda ne oluyor? diye katılacaklar ve sonrasında da biz bağımsızlığımızı tescil etmiş olacağız ve neyi kazanmış olacağız Songuç Eladım benim? Milli bağımsızlık. Harikasın. Milli bağımsızlığımızı kazanmış olacağız. Bak şu anda hala milli egemenliğimiz yok. Niye biliyor musun sonuç Bak burası çok önemli. Şimdi Kurtuluş Savaşı'nı yaptık. Tamam. Sonrasında Lozan Anlaşması'nı yapıyoruz. Sonrasında Cumhuriyet'i ilan ediyoruz. Yani Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te ilan ediyor Ama Lozan Anlaşması ise öncesinde yapılıyor. Dolayısıyla biz şu anda milli bağımsızlığımızı kazandık. Lozan Anlaşması ile milli bağımsızlığımızı kazandıktan sonra Cumhuriyeti ilan edeceğiz. Burası önemli bak. Birinci Dünya Savaşı yapılıyor. Birinci Dünya Savaşı'nı itilaflar kazanıyor. İngiltere, Fransa ittifak yani bizimkiler Osmanlı, Almanya, Avusturya, Macaristan kaybediyor. Biz kaybedince biz önce Mondros Ateşkesi imzalatıyorlar. İşgalleri açık hale getiriyorlar. Sonra Sevr Anlaşması ile bizi tamamen parçalıyorlar. Ama biz Türk halkı Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı yapıyoruz. Ve savaşı biz kazanıyoruz. Türkiye kazanıyor itilaflar yani İngiltere, Fransa, işte İtalya bunların hepsi kaybediyor. Ve tabii onların şak şakçısı olan Yunanlar kaybediyor. Ve biz savaşın sonrasında önce Mudanya Teşkisi'ni yapacağız. Sonra Lozan Anlaşması'nı yapacağız. Lozan Anlaşması ile az önce senin söylediğin gibi milli bağımsızlığımızı kazandıktan sonra yani bayrağımızı artık rahat rahat dalgalandırdıktan sonra diyeceğiz ki tamamdır. Cumhuriyeti ilan edebiliriz diyeceğiz. Cumhuriyet yani milli egemenlik burada geldik. Cumhuriyetin ilanı yazıyorum buraya. Cumhuriyetin İlanı. Burası çok çok önemli Tonguç. Az önce dolayısıyla çok güzel bir şey söyledin. Lozan Anlaşması ile biz neyi kazandık? Milli bağımsızlık. Harikasın. Milli bağımsızlık kazandık. Kapitülasyonları kaldırarak biz neyi kazandık? Milli bağımsızlık. Harikasın. Milli bağımsızlık kazandık. Süpersin Tonguç Ela. Sonrası Cumhuriyetin ilanıyla da neyi kurmuş olacağız? Türkiye Cumhuriyeti geliyor. Muhteşem. İşte bu kadar. Konuyu çok güzel anladın. Dersimiz bitti. Hadi bakalım göreceğiz arkadaşlar. Şaka şaka dersimiz bitti arkadaşlar. Şimdi intromuz giriyor. Tonguç kapa nasıl katılırım? 5, 6, 7 ve 8. sınıflara özel düzenlenen Tonguç Kapa katılmak için öncelikle tonguçakademi.com'a üyeliğimizle giriş yapıyoruz ve sağ üstte bulunan Tonguç Kap sekmesine tıklıyoruz. Sayfanın biraz aşağısına indiğimizde takımını belirli butonunu göreceğiz. Tıkladığımızda sınıfımızın doğru olup olmadığı teyit ediliyor. Doğru değilse sağdaki sekmeden hızlıca güncelleyebilirsiniz. Sınıfım doğru takıma ata butonuna tıkladığımızda ise Gördüğünüz gibi Tonguç Kaptaki takımımızı kolayca belirleyerek bu heyecanlı yarışmaya dahil oluyoruz. Müzik Hızlı çıtalar ya da bilge baykuşlardan birine dahil olduktan sonra izlememiz gereken yol aynı sayfa içerisinde yer alıyor. Eğer hala katılmadıysan tonguçakademi.com'da seni de Tonguç Kapa bekliyoruz. Süpersonik kitabımızdan arkadaşlar Lozan Anlaşması ile alakalı harika testlerimiz var. Sonrasında tüm dersler kitabımızdan Dinamo'dan ve Zoru Bankası olan arkadaşlarımıza bunları mutlaka çözsünler. Bu testlerimiz sizleri bekliyor. Sınavda %100 yakalayabileceğiniz sorular var. Yani burada çözdüğünüz sorunun benzerini tak diye LGS'de de görüyorsunuz. O yüzden soru çözmeniz çok çok önemli. Hadi bakalım Ozan, şimdi başlayalım. Şimdi öncelikle Birinci Dünya Savaşı bitti ve Mondros Ateşkesi imzalandı. Bizi 7-24 işgalleri açık hale getirdiler. Ama biz Mustafa Kemal önderliğinde toplanıp Sevr Anlaşması'na kadar milli mücadelenin programını çizdik. Sonrasında da Kurtuluş Savaşı'nı yaptık. Doğu Ermenileri, Güney'de Fransızları ve Ermenileri, Batı'da Yunanları denize döktük. Sonrasında da ne oldu? Mudanya ateşkesiyle Osmanlı Devleti hukuken sona ermiş oldu. Kurtuluş Savaşı'nın askeri kısmı bitti. Diplomatik kısım başladı. Ve şimdi Lozan Anlaşması'na geldik. Şimdi Lozan Anlaşması'na göre Türkiye Cumhuriyeti sınırlarını söyleyeceğiz. Ama bunun öncesinde Tonguç'um şunu söylememiz lazım ki. Lozan başladığında dersimizin başına söylediğim gibi bizi ezmeye çalışıyorlar. Bize küçük sandalye veriyorlar. Konferans dilini Türkçe yapmıyorlar. Ve bizim de asla taviz vermeyeceğimiz bazı konular var. Mesela Ermeni meselesi ve kapitülasyonlar. Bu iki konuda eğer diretirlerse biz milli mücadele yapmamıza rağmen, onları denize dökmemize rağmen, ya kapitülasyonlar dursun, Ermeni yurdu olsun derlerse biz yeniden milli mücadele yani kurtuluş savaşını göze alıyoruz. Dolayısıyla biz diyoruz ki onlara daha doğrusu konferansta temsilcimiz olarak gönderilen İsmet İnönü diyor ki çok kan döktük. Çok fazla insan öldü. Artık bizi sinir etmeyin. Adam gibi doğru düzgün bir sandalye verin. Adam gibi konferans dilini Türkçe yapın ve lütfen bizim taviz vermeyeceğimiz konularda yani Ermeni meselesinde, kapitülasyonlarda bizle pazarlık yapmayın diyecekler. Peki pazarlık yapacaklar mı sence Tonguç? Um? Hayır hocam. Öyle zannediyorsun ama pazarlık yapacaklar. Bunlar adı üzerine itilaf Devleti. Bunlar iğrençler. Bunlar ne yapacaklar biliyor musun Tonguç'um? Diyecekler ki ya işte şöyle olsun, böyle olsun. Biz de artık konferansı bırakacağız. Bir ara bırakacağız. Hatta İzmir'e gidip İzmir İktisat Kongresi'ni yaparak kesinlikle ve kesinlikle misak-ı iktisadi kabul ediyoruz diyeceğiz. Yani konferans gerçekten çok uzun sürüyor. Kolay olmuyor. Adamlar bize kapitülasyonlar devam etsin. Ermeni yurdu kurulsun. Hatta başka meseleler de var. Birazdan bunları da söyleyeceğiz. İşte Boğazlar meselesinde de bizi uğraştırıyorlar. ve hatta Azınlıklar meselesinde Osmanlı borçları meselesinde gerçekten bizi yoruyorlar. Fakat biz en sonunda milli mücadeleyi kazandığımız gibi bu masa başındaki mücadeleyi de kazanacağız ve yeni Türk devletinin bağımsızlığının tesili olacak. Peki hiç taviz verdiğimiz konular oldu mu? Evet hocam. Oldu maalesef oldu. Onları da söyleyelim. Mesela bak buraya baktığımızda bu sınırlarda gördüğün gibi Hatay yok. Hatay normalde bizim en güzel kentlerimizden bir tanesi. Canım kentlerimizden bir tanesi. E burada niye mor renk? Çünkü Lozan'da Hatay'ı kazanamıyoruz. Sonra da Mustafa Kemal Atatürk'ün gayretiyle 1939 yılında Hatay ana katılacak. Veyahut da gördüğün gibi Boğazlar yani Çanakkale Boğazı ve İstanbul Boğazı böyle e, kahverengi, siyah. Niye? Çünkü burada da Boğazlar Komisyonu var. Bize burayı vermek istemiyorlar. Diyorlar ki ya burada Boğazlar Komisyonu olsun. İşte burada e, Hatay şimdilik katılmasın gibi ifadeler söylüyorlar. Dolayısıyla... Lozan'da biz sınırlarımız hemen hemen belli oluyor. İşte bazı konuları hallediyoruz ama bazı konularda maalesef sıkıntılar yaşıyoruz. Şimdi Tonguç'u bu arada yazılar nasıl geçti? Sınavlar nasıl geçti? Güzel hocam inşallah hocam. Harika süper. Tamam bu güzel haberi de aldıktan sonra şimdi gel Lozan'ın detaylarına girelim. Öncelikle Lozan'da olumlu ve olumsuz olan durumları şöyle sana göstermek istiyorum Tonguç Helal Demir. Birincisi Lozan anlaşmasına bak şöyle Lozan'da olumlu yaptığımız şeylere bak şöyle Lozan yazıyorum sana güzel bir şekilde ardından da Lozan'da yüzümüzü güldüren yani kazandığımız olumlu şeyleri söylüyorum. Lozan'da birincisi ve en önemlisi asla taviz vermeyeceğimiz kapitülasyonları kaldırıyoruz. O zaman buraya yazıyorum. Kapitülasyonlar kaldırıldı. Şimdi burada kapitülasyonla alakalı şunu söylemek istiyorum Tonguç Şeray'a diyorum. Kapitülasyonlar bizim asla taviz vermeyeceğimiz konular arasında. Şimdi Ermeni meselesi ülke bütünlüğü açısından önemli. Şöyle yazıyorum. Ülke bütünlüğü hatta tam o renk kalem alayım şöyle Tomuçum. Ülke bütünlüğü açısından önemli. Yani eğer doğuda bir Ermeni devleti kurulmasına izin verirsek ülkemizin bütünlüğü olumsuz etkilenmiş oluyor. Yani şimdi Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Erzurum buralar bizim canım kentlerimiz. E sen buraya bir Ermeni devleti kurulmasına izin verirsen ülke bütünlüğü bozulmuş oluyor. Dolayısıyla Ermeni meselesini ülke bütünlüğünden dolayı kapitülasyonları da ekonomik bağımsızlığımızı ve milli bağımsızlığımızı sağlamak için hiçbir şekilde kabul etmiyoruz ve kaldıracağız diyoruz. Adamlar da bize pazarlık yapıyor. Şimdi bizim amacımız tabii ki de misak-ı milli gerçekleştirmek. Misak-ı milli maddeleri neydi olmuş evladım? Yemedim hocam. Nasıl bilmiyorum evladım. Neyse ben hatırlatayım şimdi affedeyim seni. Kabsar demiştik hatırlarsan. Misak-ı milli neyi kapsıyordu? Yani kapitülasyonlar kaldırılacak diyorduk. Azınlıklar ee, uluslararası eşitliğe göre haklar alacak diyorduk. Boğazlardaki egemenliğimizi koruyacağız diyorduk. Sınırlarımız Arap bölgelerine referandum yapılacak gibi maddeler vardı. Bu ama dikkat etsen Misak Milli'nin ilk maddesi kapitülasyonlar. Dolayısıyla kapitülasyonların kaldırılması bizim için çok çok önemli Tonguç Elad'ım benim. Şimdi o zaman Lozan'da en büyük başarılarımızdan bir tanesinin kapitülasyonlar olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten de savaşların temel nedeni paradır. Yani İngiltere ile Almanya arasında sömürgecilik yarışı vardı. O yüzden birbirlerine saldırdılar. E sen savaşı kazanmışsın Kurtuluş Savaşı'nı. Düşmanı denize dökmüşsün. Ama parayla alakalı hala sorunların var. Hala kapitülasyonları kaldırmamışsın. O zaman o elde ettiğin zaferlerin yani birinci önü, ikinci önü, Sakarya zaferi, büyük taarruz. Ama kapitülasyonlar kalkmadıysa bir anlamı yok. Çünkü siyasi zaferlerle taşlandırılmadığı sürece yeterli değildir diyor Mustafa Kemal Türk. Biz de kapitülasyonları kaldırarak... Bir e, siyasi zaferde kazanmış oluyoruz. Şimdi devam edelim buraya. bu, bu maddelere devam edelim. Lozan'ın bazı maddelerinin üzerinden geçelim. Mesela Yunanistan, Kara çevresini savaş tazminatı olarak Türkiye'ye verecek. Şimdi savaş tazminatı konusunda da biz olumlu bir kazanım elde ediyoruz. Yani savaşı Yunanlar başlatmıştı, bize saldırdılar. O yüzden buraya yazıyorum. Savaş tazminatı alıyoruz. Yani bize Kara ağaç bir yeri veriyorlar Tongu Şelal'e. Nedir bu savaş tazminatı? Şimdi diyelim ki Kırmızı Devlet, Yeşil Devlet'e savaş açtı. Savaş eğer Yeşil Devlet kazanırsa kırmızının kaybettiği yetmiyor bir de tazminat ödüyor. Şimdi bize biz burada Türkiye olarak buradaydık. Yunanlar geldi bize saldırdılar. E sonra da kaybettiler. Bize niye saldırdınız o zaman? Madem kaybedecektiniz niye saldırdınız? Hem saldırdınız kaybettiniz artı bir de uluslararası hukukta savaş tazminatı vermesi gerekiyor. Ve bize de savaş tazminatı olarak e, Trakya'da yer alan Karaağaç ilçesini veriyorlar. Türkiye sınırları içerisinde yabancı okulların denetimi Türkiye bırakılıyor. O zaman Lozan'da yine olumlu çözülen bir şey olarak yine ne diyebiliriz? Azınlık okulları. Azınlık okullarından kastımız şu. Bu Fransızların işte Avusturyalıların, Almanların azınlık okulları vardı. Bunlar gerçekten azıyorlardı. Yani Türkçe derslerini, tarih derslerini, coğrafya derslerini yabancı hocalar veriyordu. Ve onlar da böyle... E, milli bağımsızlığımıza ters, milli bütünlüğümüze ters dersler anlatıyorlardı. Ama biz dedik ki artık bunlar Milletin Bakanlığı'na bağlanacak, Türkiye'ye verilecek ve yabancı okulların denetimi artık bizde dedik. Hatta Fransa bu konuda bizi uğraştırıyor ama en sonunda kabul ediyorlar. Boğazlar maalesef olumsuz sonuçluyor Tonguç'um. Şimdi Lozan'da olumları söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz ama Lozan'da bir de olumsuzlar var Tonguç'um. Olumsuz yani maalesef halledemediğimiz eksi olan durumlar var. Burada eksi olan durumlara başına tabii ki de boğazları yazmamız gerekiyor. Çünkü boğazlar başında Türkiye'nin olduğu uluslararası Boğazlar Komisyonu tarafından yönetilecek deniyor. Şimdi bu baktığın zaman başında Türkiye var deyince güzel duruyor değil mi? Evet hocam ama değil. Niye biliyor musun? Şimdi başında Türkiye var ama itiraf devletleri de var. Hatta o yüzden başkenti biz Ankara yapacağız diyeceğiz ki ya İstanbul'da itiraf devletlerinin gemileri varken boğazda gidip burayı başkent yapamayız diyeceğiz ve Ankara'yı başkent kabul edeceğiz. Şimdi gördüğün gibi Çanakkale Boğazı ve İstanbul Boğazı'nı biz Boğazlar Komisyonu'ndan dolayı siyah boyadık. Niye? Çünkü orası bizim sınırlarımızda tam değil. Sonradan 1936 Möntre Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazların kontrolü bize geçecek. Ama şu anda Boğazlar maalesef Türkiye Başkanlığındaki Uluslararası Boğazlar Komisyonu. Demek ki Boğazlar eksiymiş. Anlaşıldı mı Tonguç Çelen Evet hocam. Harikasın. Şimdi devam ediyoruz. Azınlıklar Anadolu'daki gayrimüslimler Türk vatandaşı kabul edilecek. Şimdi burada şu çok önemli. Azınlıklar sorun da hallolmuş oluyor. O yüzden şöyle azınlık okulları gibi azınlıklar uluslararası eşitliğe uygun bir şekilde bu sorunu da halletmiş oluyoruz. Niye? Çünkü azınlıklarla alakalı bayağı bir sıkıntı çıkarıyorlardı. İşte, işte azınlıklara çok fazla haklar verilsin demişlerdi. Sevri Anlaşması'nda hakları genişletilsin demişlerdi. Biz diyoruz ki kardeşim diğer ülkelerdekiler nasıl haklara sahipse Türkiye'deki azınlıklarda yani Rumlar, Ermenilerde bu tarz haklara sahip olacağız dedik. Kapitülasyonları kaldıracak demiştik. Bunu en başa koymuştuk zaten. Devam ediyoruz. Osmanlı borçlarını da söylemiştik. duyun umumiye kaldırılacak. duyun umumiye genel borçlar idaresi Osmanlı Devleti'nde son dönemlerde ekonomi kötü olduğu için dışarıdan borç alıyoruz. O borçları ödeyemeyince adamlar bugünkü İstanbul Erkek Lisesi'nin olduğu binaya genel borçlar idaresi kurarak bizim ekonomimizi denetliyorlar. İşte bu kadar maaş vermeyin, işte şunu yapmayın, bu mısır üretiminin karını biz alıyoruz gibi ifadelerle bizim ekonomik bağımsızlığımızı zedeliyorlar. Borçlar Türkiye ile Osmanlı Devleti'nden ayrılan diğer devletler arasında paylaşılarak ödeniyor. Dolayısıyla Osmanlı borçları da bir sıkıntı oluyor. Bunu da buraya yazalım. Niye? Çünkü bazılarını paylaştırmaya çalışıyorlar. Biraz sıkıntı olacak. Bilhassa Fransa borçlar konusu bizi yoracak. Ama sonradan bunu da 1930'lardan sonra halledeceğiz evladım benim. Şimdi yine Lozan'da olumsuz sonuçlanan bir şey daha var ki o da maalesef Musul. Musul da normalde bir Türk toprağıydı. Fakat Musul'da petroller olduğu için itilaf devletleri yani bilhassa da İngiltere karışıklıklar çıkarak Musul'u bize vermiyor. Sonradan da 1926 Ankara anlaşmasıyla Musul'u bizden alacaklar. Hatta Musul almak için de Şeyh Said isyanı çıkaracaklar 1925'te. Şeyh Said isyanı çıkınca da biz zor durumda kaldığımız için Musul'u o petrolleri maalesef İngiltere'nin kontrolündeki Irak'a bırakmış oluyoruz. Dolayısıyla Lozan'da maalesef Musul'u da kurtaramıyoruz. Bir, şey bir de Lozan'da bir konu daha var. Hatay konusu. Hatay konusunda da maalesef sıkıntı yaşıyoruz. Hatay'ı sonradan Mustafa Kemal Atatürk 1939 yılında yani Mustafa Kemal 1938'de vefat etti ama yaptığı çalışmalar sonrasında 1939 yılında Hatay ana vatana katılacak. Bu Hatay'da şu anda Lozan'da olumsuz. Bir de Patrikhane konusu var. Patrik Hane. Patrikhane nedir biliyor musun sonuç herhalde benim? Bilemedim hocam. Hemen söyleyeyim. Şimdi biliyorsun e, bir papa var bir de patrik var. Bilmiyorsun da ben söyleyeyim şimdi. E, Hristiyanlarda bir ortodokslar var bir de katolikler var. Şimdi burada ortodoksların başında patrik var. Katoliklerin başında ise papa var. Papa Roma'da takılıyor. Tamam o mutlu. Ama burada patrik ...burada biraz mutlu değil. Biraz diyor ki... ...ya bizim sıkıntılarımız var falan. O yüzden... ...patrikhane konusunda da bizi yoracaklar... ...ama sonradan bu soruların hepsini halledeceğiz... ...sonuç evladım O zaman Lozan'da... ...kapitülasyonları kaldırdık. Ermeni... ...yurdu sorununu hallettik. Çok önemli. Zaten eğer... ...Ermeni yurdu, bak şu yanına yıldız koyarım... ...kapitülasyonlar ve... ...Ermeni yurdu eğer artı olmasaydı... ...biz bu konularda taviz... ...vermediğimiz için ne demiştik? Lozan'a... ...giderken taviz verilmemesi istenen konular. Ermeni meselesi... Ülke bütünlüğüne ters düştüğü için eğer Ermeni yurdu kurulursa kapitülasyonlarda ekonomik bağımsızlığımıza yani... Milli bağımsızlık. Harikasın. Milli bağımsızlığımıza ters düştüğü için bunları kaldıracağız diyoruz ve çok şükür kapitülasyonları da kaldırıyoruz. Ermeni yurdu sorununu hallediyoruz. Fakat boğazlar sonradan halledecek Borçlar sonradan. Musul maalesef kaybedeceğiz. Sahip. Hatay sonradan katılacak bize. Patrikhane sonradan halledilecek. Bunların içinde bir tek Musul olumsuz sonuçlanacak. Diğerlerini inşallah olumlu bir şekilde sonuçlayacağız. Şimdi... Gelelim son kısma. Sanat ve edebiyat eserlerinde milli mücadele. Şimdi burada tabii ki biz milli mücadeleyi yaparken yani doğuda Ermenilerle, güneyde Fransızlar, ve Ermenilerle işte batıda Yunanlarla mücadele ederken çok sıkıntılar çekiyoruz. O dönemde sanatçılar da heykeltıraşlar, şairler, ressamlar hep eserlerinde milli mücadeleyi, kurtuluş savaşını, milli bağımsızlık mücadelemizi işliyorlar. Resim, rölyef ve heykel alanında rölyef kabartma demek heykel alanında yapılan eserler Kurtuluş Savaşı'nın sanat alanında yansıması. Roman şiir hikaye alanında yapılan çalışmalarda Kurtuluş Savaşı'nın edebiyat alanında yansıması. Şimdi peki milli mücadeleyi anlatan eserlerde ne anlatılabilir? Türk halkının özverisi yani kendinden bir şeyler katması. Kahramanlığı. Hatırlarsan ee, Batı cephesinde Kütahya Eskişehir Savaşları'ndan sonra... Batı cephesinde Kütahya Eskişehir Savaşları'ndan sonra... Tekalifi milli emirleri yayınlanmıştı. Genel seferberlik emirleri. Türk halkı canıyla malıyla ordusuna destek olmuş. İşte bu bir özveriydi ve bir kahramanlıktı cephe hattındaki mücadeleler, cephe gerisinde halkın yardımı, halkın durumu, milli mücadeleye destek olanlar ve engel yani kösek olanlar ve savaşın insanlar üzerine bıraktığı etkiyi hep Kurtuluş Savaşı'nı anlatan eserlerde bizlere aktarıldı. Mesela Türk'ün Ateşle İmtihanı, Halide Badavar'ın eseri, Ateşten Gömlek, Halide Edip Adıvar'ın eseri. Çankaya, Fahri Rıfkı Atay'ın eseri. Yaban, Yakup Kadri'nin eseri. Şu Çılgın Türkler. Bunların her biri milli mücadeleyi anlatan eserler. Peki sınavda bu konuda nasıl soru gelir? Bize metin ya da görsel verilir. Bunların hangi alanla ilgili olduğu sorulabilir veya bunlarla alakalı bir yorum yaptırır. Yani mesela eğer bir bize bir şiir, bir roman, bir hikaye verilse bu Kurtuluş Savaşı'nın, milli mücadelenin edebiyat alanında yansıması ders. Eğer bir resim verildiyse, tekalifi milli anlatan bir resim verildiyse bu da sanat alanında yansıması diyebilirsin Tonguç Eladım benim. Şimdi dersimizi bitirdik. Hep beraber meydan okuma testimizi tat uygulamasından çözebiliriz. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım hepinize LGS Savaşı'nızda başarılar diliyoruz. Kolay gelsin. Tonguç Dershane sundu.